Türkçimento'nun düzenlediği Anadolu Buluşmaları'nın 7.si Elazığ'da gerçekleştirildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen programın ev sahipliğini yapan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Edis Alan, toplantıda sektörün geleceğinin konuşulacağını ifade etti. Bu toplantıda çimento sektörünün önemli isimleri, faaliyet alanları hakkında bizlere çok kıymetli bilgiler sunarak, sektörün sorunlarını tartışarak ve bu sorunlara çözüm yolları geliştirecektir inşallah. Bu kıymetli buluşmanın amacı sektörün önündeki engelleri anlatmak, karşılaştığı zorlukları görmek ve birlikte hareket ederek daha güçlü adımlar atmaktır. Türk Çimento'nun değerli yöneticileriyle birlikte bugün burada Elazığ ve bölgemizdeki çimento sektörünün geleceğini şekillendirme yolunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Daha sonra konuşan Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, depremlerden etkilenen Elazığ'ın yaralarını hızlı bir şekilde sarması temennisinde bulunarak depremlerin bir felakete dönüşmesinin önüne geçilebilir olduğunu söyledi. 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketiyle de ağır şekilde etkilenen bu güzide şehrimize yaralarını en hızlı şekilde sarabilmesi için dualarımızı eksik etmiyoruz. Değerli konuklar, öncelikle sizlere Türk çimento sektörünü kısaca tanıtmak istiyorum. Avrupa'nın lideri, dünyanın 5. büyük üreticisi konumunda yer alan sektörümüz, aynı zamanda çimento ve klinker toplamında dünyada 2. büyük ihracatçı konumda yer alıyor. Deprem felaketi ardından çimentonun artık ticari bir konu olmadığı anlaşıldı ve can güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olduğu kanısı tekrar zihinlere yerleşti. İnşallah böyle bir felaketi tekrar yaşamayız. Ülkemiz açısından depremler kaçınılmaz bir gerçektir. Ama depremlerin yıkılan binalarla bir felakete dönüşmesinin önüne geçebilmemiz mümkün. Sektörün içinde bulunmayanlar için beton ve çimento toprağı alıp işlemek kadar basit görünürken, biz sanayiciler biliriz ki bu üretim oldukça karmaşık, zor ve hassas birçok süreçten meydana gelmektedir. Bu nedenle ülkemizin tekrar benzer felaketler yaşamaması için her zaman uluslararası standartlara uygun ve her daim denetlenebilir çimento üretimini birinci öncelik olarak gördük, görmeye de devam ediyoruz. Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir de depremin Türkiye'ye uzak olmadığını belirterek deprem konutlarının yapımı için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. 10 ay evvel biz bu büyük felaketi yaşadık. Unutmamamız lazım. Sistemleri, yapılarımızı, deprem sistemlerimizi hepsini tekrar gözden geçirmemiz lazım. Deprem yine bize uzak değil. Çok yakın bir zamanda, madem ki bu bölgede Türkiye'miz, bunları sık sık yaşayabiliriz. Bunun tedbirlerini olmadan evvel yapmamız gerekli. Çimento sektörü olarak da bu süreçte hem arama kurtarma çalışmalarında hem fabrikalarımızı depremzedelere açma yönünde hep önde çalıştık. Hem de konutların yapımında altyapının tekrar ayağa kalkması için de üzerimize düşen her şeyi de yapmaya çalıştık. Ve yapmaya da devam ediyoruz ve edeceğiz de. Öte yandan hepimizin bildiği gibi deprem sırasında da ülkemiz maalesef hiçbirimizin istemediği bir şekilde bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ve bu enflasyonla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın bir zamanda enflasyonla mücadele için hepimizi göreve çağırdığını da unutmamamız lazım. Türk Çimento Yönetim Kurulu üyesi ve Sezar Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Açık ise çimento sektörünün hem üretimde hem de ihracatta Türkiye'ye büyük katkı sağladığını ifade etti. Hepimizin bildiği gibi ülkenin sürdürülebilir kalkınması ancak yerel ve bölgesel kalkınmanın olmasıyla mümkündür. Ülkenin her tarafına yayılmış, tüm bölgelerde bulunan, aynı zamanda her sosyoekonomik ve kültürel düzeydeki insanı bünyesinde barındıran, istihdam eden, iç pazar satışlarının yanı sıra ihracatıyla birlikte dış ticaret açığımızın azalmasına katkı sağlayan çimento sektörü, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanmasına ve sosyal yaşamın, ekonomik yaşamın yanı sıra sosyal yaşamın da gelişmesine çok büyük katkılar sunmaktadır. Çok önemli rol almaktadır. Ülkemiz gerek çimento üretiminde gerekse çimento ihracatında başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünya genelinde çok önemli ve öncelikli olan ülkelerden biridir. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bilgiler aktaran Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, ekonominin düz yola girmeye başladığını söyledi. Hem KKM gibi bir şey yarattık. O ciddi paralar kazandırdı parası olan insanlara, döviz olan insanlara. %140'ları bulan getiri söz konusu oldu yıllık. Ondan önce de pandemi sırasında verilen kaynakların, ucuz kaynakların önemli bir bölümü, %25-30 civarında bir bölümü o zaman dövize gitti, kendi elimizde dövizi tırmandırdık. Bunların hepsi o zaman yaptığımız hatalar, o hataların sonucu da bugün ister istemez dönüp bütün sektörlere diyoruz ki ya sen fiyatını gereksiz artırıyorsun, aman artırma, biraz da düşür, hep beraber enflasyonla mücadele edelim. Bunlar öyle enflasyonla mücadele için yani aspirin tedavisinden öte geçecek şeyler değil. Temelini işin sağlam tutmak lazım. Evet, Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz ve Gaye Hanım'ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden yavaş yavaş da olsa arabayı biz toparlamaya başladık. Direksiyonu düz yola doğru çevirmeye başladık. Moderatörlüğünü Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın yaptığı panel, Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir ile Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Açın sunumlarıyla devam etti.